Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda 3 farklı cihazdan bahsedeceğim. Bir tanesi T95Z Plus S912 işlemcili güzel bir cihaz ama eski model Android 7.1'di. Cihaz sahibi arkadaşımız versiyon yükseltilmesi ve kurulum için göndermiş. Diğer cihazımız A95X F4. Bu da bu arızalıymış. Mavi ekranda kalıyormuş. Buna yazılım atılması ve kurulum aynı amaçla gönderildi. Diğer üçüncü cihaz şimdi burada ekranda yok. Burada kumandası var. Şöyle tanıyabilecek misiniz? Amazon Fire Stick o. Televizyona takılı şimdi. Onun işlemleri devam ettiği için buraya tekrar söküp getirmedim. Üç cihazdan bahsedeceğim tek videoda. Bunlardan sadece bahsedeceğim. Amazon Fire Stick'e geçeceğiz. Onun kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu cihazımız için T95Z Plus için yazılım atıldı. Android 9 oldu. Şimdi oradan şöyle arayüzü gösterebiliriz. Ömerciğim oraya bağlar mısın onu? Onu Ömer hazırlasın. Bu A95 F4 tamir olmadı. Yani her gelen cihazda tamir oluyor mu olmuyor mu diye merak ediliyordur. Olmayan cihazlar oluyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Sebeplerini de söyleyeyim. Şimdi bu cihaz geldiğinde kontrol ettim ben. Sağ taraftaki USB alıcısı çalışmıyordu. Fare bile algılamıyordu farenin alıcısını ki diğer USB stickleri veya bilgisayarı da görmüyordu. Üstteki ışık kırmızı sabit yanıyordu. Şimdi onu deneyebilirdim ama tekrar açmayayım burada. Şimdi şöyle bir durum var. Bu cihazı mavi ekrandan hatasından yani yazılım çökmüş belli ki kurtarabilmek için normalde bu sağ taraftaki OTG USB'sinden bilgisayar görmeli ki yazılım atabilelim. Yazılım atabilirsek cihazı kurtarabiliriz. Normalde bu nasıl bloke oldu, nasıl içerisinden zarar gördü bilmiyorum. Belki yüksek ısıdan olabilir. Sağ taraftaki USB'si, OTG'si bilgisayarı görmediği için hiçbir şey yapamadık. Bu şekilde kaldı. Tamir olmadı. He, şey diyebilirsiniz. Brick olmuştur. Brick'ten kurtarsaydın usta diyen arkadaşlarımız olabilir. Biraz bu konudan iyi anlayanlar için. Onu sistemi kontrol ettim arkadaşlar. O işe yaramıyor. Yani cihazdaki hatanın oluş sebebini ben bilmediğim için bana gönderilirken tabii ki onu bilemiyorum. Belki yüksek voltajdan da sorun kaynaklanmış olabilir. Tamir olmayan bir cihaz şeklinde sahibine geri göndereceğiz. Bunda yapacak bir şey yok. Olmayan cihazlar için de ücret talebimiz yoktur. Şimdi bunu yan tarafa kaldırıyorum. T95Z Plus'ın yan taraftaki monitördeki görüntüsünü görüyorsunuz. Ana ekran bu şekilde. Bu Xiaomi Mi Box dediğimiz ya da TVOS dediğimiz yazılımın aynısı zaten. Bu yazılımı o Android 9 yaptık. 7.1'di. Cihaz sahibi adaptör göndermemiş. Belki yazışmışızdır. Adaptörü bozuk olabilir veya niçin göndermedi unutmuş olabilir. Onu bilmiyorum ama normalde biz USB girişinden çalıştırdık. Şöyle. Bakın şurada USB HDMI takılı. Cihazımız çalışıyor. Onu da hallettik. Şimdi esas kurulum monitörümüze geçelim. Bu üçüncü cihazımız da video konu olan aslında Amazon Fire Stick. Bu Amazon Fire Stick cihazların kurulumu sıkıntılı olabiliyor şeklinde hep internet sitelerinde yazıyor. Benim önüme daha önce hiç denk gelmemişti. Kurulum amaçlı gönderen olmamıştı. Türkiye'de kullandığımız uygulamaları yükleyebilir misiniz dedi. Ben de ücret karşılığı yükleyebileceğimi söyledim. Şimdi cihaz geldikten sonra kontrol ettim ben. Gerçekten üyelik pasif bittiği için hiçbir işlem yapılamaz durumdaydı. O konuyu hallettikten sonra şimdi ben USB bellekten kurulumları da tamamladım. Ne yaptığımı, nasıl yaptığımı detaylı anlatmayacağım ama normalde ben çünkü bu işlemleri ücretli yapıyorum. Nasıl bir cihaz ortaya çıktığını şimdi buradan birlikte bakabiliriz. Şimdi ekranda görüyorsunuz az önce film açmıştım ben kontrol amaçlı. Yine açalım. Gerçi onu pause ya da ekranı kapatmak zorunda kalacağım.
şeyler daha şey yaparım nasıl ya. Hatta halı malı da var. Geriye geliyorum. Nereden açtığımı da geriye gelince göreceksiniz. Şimdi ana ekran sol tarafta, az önce T95Z Plus'ta Xiaomi'nin ana ekranını görmüştünüz. Sağ tarafta, burada da Amazon Fire Stick'in ana ekranını görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında birbirine çok benziyor arkadaşlar. TV-OS dediğimiz yazılıma benziyor mu? Şöyle bir bakalım. Şurada yüklediğimiz uygulamaların kısa yolları var. Onda da bu şekilde vardı. Aynı şekilde. Bu AppDriver en baştaydı. Burada sağ tarafta yüklediğimiz diğer uygulamaları buraya basıp görebiliyoruz. Buradan uygulamalar üzerine gelip seçeneklere basıp kısa yola ekle, işte taşı, sil gibi seçenekler burada mevcut. Oradaki kısa yolları nasıl yaptığımızı görmüş oldunuz. Kısa yollardan sonra aşağı butonuyla devam edip, varsa Amazon Prime üyeliğiniz üzerinden filmleri, dizileri izleyebileceğiniz bu şekilde kısa yollar geliyor. Burada dünyadan ve Türkiye'den Türkçe, yabancı içerikler mevcut. Hepsi, filmlerin isimlerini görüyorsunuz. Ya, bir şey söylememe gerek var mı? Yok. Telif ihtarına girer. O yüzden konuşmuyorum. Devam ediyorum. Şimdi Amazon Fire Stick almakta çekiniyorsunuz biliyorum. Neden? Çünkü İngilizce, Almanca bize yakın olan dillerde, en yakın olan Türkçe yok. Olmadığı için sorun yaşayacağınızı, uygulamaları yüklerken sorun yaşayacağınızı düşünüyorsunuz. Aslında uygulama yüklemek biraz kolay, biraz zor. Hani hiçbir şey bilmeyene göre zor, işi çok iyi bilene göre kolay, ama alınmayacak, kullanılmayacak cihaz değil. Xiaomi Mi Stick ile kıyaslandığında kesinlikle materyal, malzeme kalitesi yönünden de Amazon diyebilirim. Ya, kullanışlılık yönünden de Amazon Fire Stick diyebilirim. Onun başka avantajları var, bunun başka avantajları var. O bir kere Türkçe. Xiaomi Mi Stick, yani orada kullanım kolaylığı sağlayabilir zaten baştan. Hani root var mı, root uyarısı veriyor mu, sorun çıkarıyor mu diye merak edenler oluyordur. O yüzden bu kadar açabileyim. Devamını getirmeyeceğim. Çıkmak istiyor musunuz dedi. Evet dedim. Örnek olsun diye ben şimdi açıyorum. Normalde kanalları izlemeyeceksiniz, zaten görmeyeceksiniz. Kanal listesi var. Geri çıkıyorum. Seyir Türk. Bunu çok merak eden vardır. Seyir Türk'te biliyorsunuz, bu da kendini sık sık güncelliyor, otomatik. Güzel filmler, diziler mevcut. Tabii bunu bilmeyenler için söyledim. Çoğu arkadaşımız biliyordur. Netgold, Cep TV gibi seçenekler devam ediyor. Şimdi ne olmuş oldu? Bu Amazon Fire Stick'i kurulum için bize gönderen arkadaşımız ekrandaki uygulamayı kullanabilecek, çok popüler olan sağ tarafta IPTV uygulamasını kullanabilecek. Diğer işte belirli kanalları söylemeyeyim şimdi buradan. Onları da rahatça izleyebilecek. Cihazı bu şekilde, kurulumu tamamlanmış oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Diğer iki cihazın sahipleri de bu videoyu izlerse zaten kendi cihazları hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar. T95Z Plus güzel oldu. Android 9 yazılımı TVOS'la bitirdik. Kurulumu tamamlandı onun da. Aynı burası gibi. Sadece A95 X-F4 cihazın sahibi arkadaşımıza yardımcı olamamış olduk. Onun cihazını geldiği gibi geri göndereceğiz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.